Quiz Park Rangers'a hoş geldiniz. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş buldum. Ee, nasıl buldun programın adını? Yani senin üretebileceğin isimlerden İyi ee, iyi olmuş. Çok sağ ol ama bu sefer seyircilerle paslaşarak yaptık ama benim stilim bildikleri evet. için böyle evet, evet, evet. Senin tarzın şey yani belli. Ben Uğur Karakullukçuyum diyor. Program. <gülüyor> 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 Bazen şey bile oluyor böyle programın ismini bulup isme göre program <laughs> yaptığım oluyor. <laughs> Ee, ama FIFA'da çok başarılı olduğun görüldü. 4-4-2 Diamond'a hakkını verdim. Bakalım Queen's Park Rangers'da e, hakkını verebilecek Bakalım misin? Bakalım sen ne kadar zor olacaksın? Senin zorlama derecene bağlı. Yani FIFA'da çok... Çok zorlamadım mısın? <laughs> Yok ya atardım <laughs> bir tane o. En azından boş yani böyle... Yani giderdi evet evet ama yenilmezdim. 3-1 olur 3-1'e giderdi. En azından 1-0 daha 000. o Bir tane atsam bir tane o. daha atabilirdim evet sana özel sorularım var. Fransa futboluna dair sorularım var. Genel futbol bilgine dair <laughs> sorularım var. Ve özel bir sürpriz bir bölümümüz var. Ona gelince bakarız ama önce bakalım kendini ne kadar iyi tanıyorsun. Onunla bir başlayalım. İlk sorum aslında milli takım döneminden. Arkada forma, forma var. 2014'te UEFA Avrupa Şampiyonası'na dikkat çeken 10 futbolcu arasında göstermişti seni UEFA. Hatırlıyorsun onu mutlaka. Evet. Bu 10 kişilik listede şu anda Tottenham'da oynayan bir oyuncu var. Bu oyuncu sence kim? Ee, i̇smini telaffuz etmekte sıkıntı çekiyorum. Tam şeylerini bilmiyorum ama diye telaffuz ediliyor sanırım. Doğru. Okunuşu öyle. Hı, Sağ açık Steven Burbing. Aynen doğru. Sağ açık veya sol açık olmasın lazım. tam mevkisinde hatırlamıyorum. Birebir oynamış. Karşılık He, denk geldi mi? Karşılıkta oynadık. Ee, onları 2-0'dan 3-2 yenilmiştik. Hatta onlara karşı bir asist yapmıştım. Orada da... Emirhan Aydoğan kesmişti. Ben indirmiştim. Enes gol atmıştı. O maçla ilgili öyle bir anım var ama e, o oyuncu o zaman da fark yaratıyordu. Hatırlıyorum. Turnuvada bir de Ruben Neves var. E, Benjamin Hennings var. Enteresan evet. bir turnuva. Yani i̇yi oyuncular evet, çıkmış. Özellikle İngilizlerin ekibi gayet Zaten İngilizler Avrupa şampiyonu oldu orada. E, Kimler vardı İngiltere'de? Stoper Joe Gomez vardı. Hı hı. E, Solank vardı. Hı hı. Ladson diye bir çocuk vardı. Everton'da bir dönem forma giydi diye hatırlıyorum. Hı hı. E, Patrick Roberts Hmm. Manchester City'de forma giydi. Türlü ciddi oyuncular vardı yani. O zaman ikinci sorum özel bir soru senin için. Bursa Spor formasını Süper Lig'de ilk kez hangi takıma karşı giydin? <laughs> Sivas Spor. O güzel. İki de iki. Dakika 87 gibi. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yani, tabii senin için özel bir Yani an. çocukluk hayalimdi. Tabii ki tabii ki. O çok ee, normal. Bunu buradan, bilmen lazım tabii. zaten hakikaten. Sizin aracılığınızda Şenol Güneş hocama da buradan tabii teşekkür ederim o zaman bana güvenip Formayı verdiği için. O sezonun sonunda da bana kupa finalinde formayı verip ilk 11 attığı için hı hı. çok genç olmama rağmen benim ilk piyasaya çıkmama, Ertuğrul Ersoy'un tanınmasında ilk adımları Şenol olacağım atmıştır. Onun döneminde de o Sivas Spor maçı hatta Josué'nin yerine girmiştim oyuna. Josué çıktı ben girmiştim. Üçüncü sorumuz geliyor. Profesyonel kariyerinin ilk golünü hangi takıma karşı attın? Profesyonel kariyerimin Küçüğü ee, verebilirim istersen. Adana Spor. Adana Spor. Yıl <laughs> <spor. Niye gülüyor> söyle o zaman. Ya aslında çok da gol atmadım da Yıl'ı bile hatırlayamadım şimdi. Ee, 2016 Pablo, atmışsın golü. Iki, evet, Pablo asist yaptı. Pablo asiste, şey Aziz'e verdi. Aziz Pablo'ya çıkardı. Pablo kesti. Ben kafayla attım arka direkte. O maçta 2-1 bitmişti. Ee, 1-0 gerideydik. Ee, evet, Adana deplasmanı. Hem ligin ilk golüydü. Hem de benim ilk golümdü. 2-1 kazanmıştık. Şimdi çok farklı bir sorun var. Bir anda bambaşka bir yere gidiyoruz. ACDC mi Anadolu Rock mı? Çünkü sen rock müziğe özel ilgin olduğunu ee, daha önce dile getirmiştin. Zaman zaman ACDC ee, ama e, genelde Anadolu olarak. Anadolu Rock e, tercihin ne? Mesela böyle özel bir şarkı var Mesela bana böyle 6 ayda bir kriz gelir kamyoncunun türküsünü açıp dinlerim falan Haluk Levent'ten. Öyle bir şeylerim var benim de. Yani öyle bir ayrımım yok. Ee, ama tercihlerim genelde Cem Karaca hmm, parçalar üzerine olur. Ee, ve en yakın arkadaşımla sürekli oturup e, sohbet ettiğimizde o şarkıyı ve arabada gittiğimizde o şarkıyı dinleriz. Çok Yorgunum şarkısı. Hmm, ee, yani çok severim. Beni Bekleme Kaptan. Hani kaptan olduktan sonra. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> öyle bir o şarkıyla alakalı espriler dönmüştü. O şarkı başka bir yerdedir benim için. Tabii türlü türlü bir sürü. Farklı Kurt farklı, farklı Başka şeyler. sevdiğin ACDC e dışında var mı? Yani yok aslında. Yani şöyle belirli bir yabancı tarzım yok aslında. Hani tamam. Kulağa e, hoş geleni yani Kulağa hoş geleni yani. dinliyorum biraz da. Daha şu anda aslında popüler... Ee, müziklere biraz daha şey oldum. Ee, böyle bir şey takip etmiyorum ama Türkiye Türk hı hı. sanatçılardan yine aynı Anadolu Rock e, sevgim devam ediyor. O zaman sana dair bu sefer tarih soracağım. Bakalım zor sorulara geliyoruz. Hangi tarihte ilk profesyonel sözleşmeni imzaladın? Tarih istiyorum senden. Ya bir saniye. Ya biliyorsun bayağı küçük de bir yaşta. Aynı 2000... 3 oradan desen. 2000 2013 Mart civarı Doğru. bir şey. Doğru. Mart 2013 tarihi soruyorum. 23 Mart. 14 Mart 2013 yine <laughs> çok güzel ama Mart 2013 evet. baya yakın cevap. 14 Mart. Güzel anılar canlandı mı? O günü hatırlıyor musun? Tabii o günü hatırlıyorum. O gün bir de şöyle bir şeydi. O gün enteresan bir şekilde 6 çıkan oyunculara öyle çok bir tören yapılmazdı. O dönem kulübüm bana verdiği değeri bana hissettirmek için mi bilmiyorum ama e, bana benim için özel bir e, a, e, imza töreni düzenlemişti. Ailem katılmıştı. Çok güzel. O dönem benim üzerimde etkisi olan işte kulübümüzün diyetisyeni, kulübümüzün hmm. e, psikolojik danışmanı, kulübümüzün şey, altyapımızın koordinatörü. İşte altyapıda antrenörüdürüm. Hepimiz böyle bir oturduk. Ben babam hmm. e, işte Ertuğrul altyapının işte en son çıkardığımız şeydir diye basına servis edilmişti. Çok Mutlu olmuş. Ben 15 yaşındaydım yani. Çok çok 16 güzel. yaşındaydım. Çok e, hoşuma gitmişti bana kulübümün öyle bir değer vermesi sıradan bir altyapı oyuncusu O zaman şimdi senle de ilgili ama aynı zamanda farklı bir tahmin gerektiren bir soru geliyor. Doğum gününü paylaştığın MFÖ, Mfe grubunun bir, bir üyesi var. Bu şu bu kişi kim? Masar Fuat Özkan'dan hangisi? Özkan. Nasıl? Yani sallayacağım. Salla. Özkan abi diyeyim. <laughs> Yok Masar Alan sonmuş. Masar Alan sonmuş. <laughs> Masar Alan sonmuş. Bu baya bu baya ters köşe bir <laughs> evet, soru. Evet, ters köşe yani. <laughs> Şimdi Le Havre'da Umut Meraş'ta kaç maçta birlikte sahada yer aldınız? Birlikte oynadığınız maç. Şimdi 12. Ya birlikte oynayabildiğimiz maç. Evet. O oh, zor ya. Çünkü böyle bir buçuk yıllık bile orada olsak ve çok ayrı ayrı oldu. Ben kırmızı kart dedim, o kırmızı kart dedi falan ama herhalde biz 20-35 desen 35 maçın 29'u falan bir aynı oynamışızdır. 29 maç doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Güzel. Çünkü şöyle oldu. Zor mor falan dedi adam. <laughs> şey gibi. Matrix'te akıyor <laughs> böyle yeşil rakamları öyle hesapladı. Yani o, çünkü şey o ciddi zor çünkü o bir kırmızı kart yedi. Sonra o döndü ben kırmızı kart dedim o virüsten oynamadı. Ben virüsten oynamadım biliyorsunuz ikimiz de virüse atlattık. İşte onun vizesi bir geç geldi falan gibi bir dönemler oldu ama yani bir kapıda bir 5 maç 4 maç olmamıştır diye 29 yani iyi bildim. Neyse sayısal zekanın da hiç yani. fena olmadığını <laughs> görmüş olduk böylece. Kişisel soruları iyi tamamladın. Masaralan son zaten absürt bir soruydu ama o da o tahmin sorusu. Onun diğer onun dışında hepsine Yanıt verdin. Kendini iyi tanıdığın belli. Kariyerine hakimsin. Peki Fransa futboluna ne kadar hakimsin onu soracağım. Gerçi Frans ilk sorun biraz Fransa ile karışık farklı bir soru. Lohar şehrinin tam karşı kıyısında bulunan Premier Lig takımı hangisidir? Tam karşınızda. Birçok e, Fransa Ligi takımından daha yakın tesisler size. Yani Londra herhalde zeki şey Lil'in tam karşısına denk geliyor. Ee, onun büyük güzel hani Tottenham diye isim var. Böyle daha bir şehir <laughs> takımı. Minimal, minimal <laughs> bir şehir takımı böyle. Ee, Birmingham olabilir mi? Güzel tahmin ama Cevap Brighton olacaktı. Brighton. Brighton çok yakın size. Olabilir evet evet. Birmingham, Brighton evet. Yani o sanki böyle Bristol diye bir diye, diyesim yani de geldi B, sanki. B bir şey yani gelmiş B böyle. B'lik böyle bir, bir bakmıştım hatırlıyorum. Ee, o zaman ikinci sorumuza geçiyorum. Bu sefer oynadığın kulübün tarihiyle alakalı. Lohaur kulübü kaç yılına kurulmuştur? Depi 1871 mi? No no. 1879. 89. 1872. <laughs> çok yani ilkinde daha çok yaklaşmıştı. Ya bir de şöyle bir de satta hep görüyoruz yani. <laughs> Mesela depi şey satta maça çıkarken şu depi şey demek. <laughs> şundan beridir. Hani şu tarihten beridir. Hep de onu görüyorum ya bak şu tarihten beri. Hani o depi depi kelimesini öğrendikten sonra çok da ilgimi çekiyor. 28 <laughs> Her görmüşün gerisi. Evet. evet. Depi'yi görüyorum yani şu tarihten beri gibi ama yanlış biliyormuş. 1871. 1872. Hala <laughs> <Değil> bir diyor. <laughs> 1872. O zaman Fransa'da daha genel bir soru soracağım. Ligue 1'da şampiyon olan Paris Saint Germain dışındaki son takım hangisidir? Monaco. Monaco doğru cevap. Çok da zaten Mbappelerle evet, evet, evet. inanılmaz bir takım olmuşlardı. Burada bir başka soruya geçiyorum. 2002-2008 yılları arasında 7 kez Ligue 1 şampiyonluğu olan Lyon takımında 3 yıl görev alıp şampiyonluk serisini başlatan teknik adam kimdi? Kim acaba? <laughs> Pollegen. Güzel. Bir. Şu anki hocam. Evet şu anki an hocam. Evet. Transferinde pay sahibi isimlerden biri sanırım. Evet şöyle hocamla bir Bursa'da birlikte çalıştığımız dönemlerde biliyorsunuz o üzerime çok titredi benim. Ne kadar Hı. genç olmama rağmen o dönem formda bir titekonk varken sistemi değiştirip beni oraya monte etti. Hatta şöyle bir açıklaması da vardı basına. Yani 19 yaşındaki Ertuğrul formayı aldı, bana sistemi değiştirdi. Titi ve Ekonku yedek bırakamazdım, Hı. iyi oynuyorlardı ama Ertuğrul da e, yedek bırakamazdım. Bu sebeple sistemi değiştirdim diye başlama yapıp bana böyle özgüveni pompalamıştı De yani. Ülkede üçlü savunma oynayan çok az hoca var, Hala evet, da öyle. Evet e, ve sonrasında buradan ayrılırken bana özel bir mesaj atıp gittiğim ilk takıma seni transfer edeceğim demişti. Ben de yani nasip kısmet hocam hani iyi, iyi güzel olur falan bakarız derken bir ara Sporting Lisbon'la e, anlaşma gibi bir aşamaya geldiler. Yine hemen o aşamadayken bir irtibatımız olmuştu. Olmadı orası ondan sonra Loire'a gitti. Ee, orada direkt gittiği iyi günden beridir sağ olsun hocam ilgisini isteğini bana belli etti. Bugün de onunla birlikte olmaktan mutluyum. O zaman bir başka Fransa futbolu sorusu geliyor. Ligue 1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan takımı hangisidir? Marsilya mı? Değil. Üstümdeki yürü... şeyden, <laughs> Svet'ten <de> sanırım. <laughs> Belki öyle kanarım. Marsilya değilse bir saniye. Yani Lyon'dur o zaman. O da değil. Saint-Étienne. Aa, evet evet. özellikle çok şampiyon. Evet evet, Saint-Étienne ya. Basit bir soruydu. Bakalım Çünkü o zaman. Şöyle basitti bunu daha gelmeden. Bak, biliyordun aslında. Evet evet gelmeden yani, biliyordum. Ben Çünkü orada bir arkadaşım sentetiyenli. Hmm, ee, oradan biliyordum yani. Bak daha uçağa gelirken arabada konuşmuştuk ya. Taraftarları falan da çok. Evet oranın ya. en e, aslında orada Lens, Lens ekibi, Hı -hı. Marsilya, Sentetiyen yani bunlar e, tabii Türkiye'deki taraftar gruplarımızda çok yarışacak seviyede değiller. Yani Bursa ee, Spor'da kaptanlık amca <laughs> adam olarak çok etkilenmeyebilirsin <laughs> yani ama. çok evet şey ama yine e, o rolü iyi iyi. gerçekten iyiler yani. Son sorun Fransa futboluna dair Ligue 1'da en yaşlı oyuncu olan Montpellier stoperi Hilton kaç yaşında? 42 Çok güzel tahmin ama 43 olacaktı. 43 yaşında oldu? adam ya. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani maç 42 yazıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu enteresan <laughs> Yıl atlamış demek ki. <laughs> güzel güzel yani hakimsin. En azından onu görüyoruz o noktada. Şimdi biraz daha genel sorular soracağım sana. Bu sürpriz kısmı burası mı? Sürprize daha gelmedik yok. Daha gelmedik. Sürpriz daha seri e Anladım. senden anlık cevaplar alacağım bir bölüm olacak. UEFA'nın önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçireceği üçüncü kulüp turnuvasının adı nedir? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve yeni birlik geliyor şu anda. Şöyle bir şey onu onunla ilgili şöyle bir bilgim var. Sanki basketboldaki Euro -Lig gibi League gibi bir sistem mi olacak acaba? O, o aynı şey mi? Yok yok o Avrupa Süper Ligi olma ihtimali var. ileride şampiyonlar yerine. Evet. O Avukal. daha ilgi çekici tabii ama burada yeni böyle üçüncü turnuva geliyor. UEFA Konferans Ligi. Konferans Ligi bilmiyordum. Ee, bu da belki katılımları değiştirebilir orada. Yarın öbür gün falan yani büyük liglerde de burada da belki oturum yani katılacak. Umarım, umarım. yani şey yapabilirsin. Evet. Umarım. Hani şey biliyordum onunla ilgili bilgim var ama bunu hiç duymamıştım UEFA Konferans Ligi'ni. O zaman İngiltere geçiş yapıyorum. Liverpool kaç yıllardan sonra lig şampiyonluğu yaşadı? 29. Çok yakın, bir deniz yakın. Deniz. 30. 30. <laughs> 30 evet. Ya yani bir de ciddi Liverpool. 29'da da olmak üzereydi. Ondan hmm, altta kalmış olur. Ciddi ciddi bir Liverpool taraftarlığım vardı aslında aslında altyapılarda. Ona da hayrandım yani. O ekibe de hayrandım. Ee, senle sohbet ederken ben sana şey sormuştum. Benim efsanem diye bir program var. Bir bölümde kaldı benim de böyle formatlarım var. Evet. Ee, orada sen ne yapalım yapalım diye konuşmuştuk. Evet, sen de bana cevap canım. demiştin. Evet ya o o adam ayrı bir hayranlığım var. Şöyle çünkü şimdi yani şöyle bir Kürtlü'den geliyor aslında. Hani Barcelona'da Xavi altyapıdan çıkıp kaptan olmuş falan ama farklı orası başka bir şey ama Liverpool biraz daha e, benim için hayal kurmak adına güzel bir hedefti. Çünkü benim altyapıdan çıkıp Kaptan olmayı hayal ettiğim, hedeflediğim takımın taraftar grubu sanki camianın benzerliği biraz daha hani Liverpool taraftarı gibi. işte o camia gibiydi ve Gerrard orada bir rol model. işte o takımın altı şeyinden, alt şeyinden, altyapısından gelmiş, orada kaptanlık yapmış bir oyuncu olarak. Gerrard'a ilgimden Liverpool'a. Hmm. E, sevgim oldu. Orada ama aslında Gerrard'dan evet. başlı. Liverpool'dan Gerrard'a, Gerrard'dan. Evet. Gerrard'dan Liverpool. İşte Liverpool'a ilgin Bursaspor'a benzerliğinden falan gibi böyle olmuştu yani. Çok güzel. O zaman bir daha popüler bir tarafa geçiyorum. Ballon d'Or'a geçiyoruz. 10 yıllık Messi Ronaldo hakimiyetini yıkarak 2018'de Ballon d'Or kazanan futbolcu. Yani Ronaldo'nun alamamasına çok üzülerek Luka Modric. Ee, sen Ronaldo'yu mu istiyordun? Evet. Yani? Ee, ben de şeye çok üzülmüştüm. Belçika çok iyi, iyiydi o turnuvada. Ee, Eden Hazard'a çok iyi turnuva geçirmişti. Ee, zor taraftan yani Fransa'ya denk gelmese mesela öbür tarafa Belçika gitse ben de Eden Hazar alabilir diyordum. Ya ben mesela. şöyle aslında nasıl biliyor musun? Benim bu konudaki düşüncem hı hı. Ronaldo ve Messi yani kıyaslanabilecek oyuncular değil. Üçüncü kişiyle kıyaslanmaması onların üçüncü kişiyle kıyaslanması hakaret gibi geliyor bana. Yani Doğru Kim bence de isterse bir tane oyuncu tek başına bir ekibi dünya şampiyonu yapsın, şampiyonlar ligi şampiyonu yapsın ama kesinlikle sadece iki aday gösterilmesi gerekiyor ve ikisinden biri futbolu bırakana kadar ikisinden biri o ödülü almaya devam etsin. Yani başkası aldığı zaman sanki o sene boşa geçmiş <laughs> hissediyorum ben ya. Ya adamlar 40 40 gol atınca falan kötü sezon geçirdi diyorlar. Başkası <laughs> evet, evet. 30 atınca inanılmaz evet, evet. falan yani demiyor. O yüzden onlar futbolu bırakana kadar o ödül ikisi arasında gidip gelsin. Biraz şımardık istiyorum. gibi geliyor bana bu Messi-Ronaldo konusunda. Bıraktıklarını bence daha iyi anlayacağız. Evet, evet, Onların bence eksikliklerini. De. O zaman Türkiye'den bir soru. Bunu bilmen lazım. Gerçi bunu biliyorsun diye düşünüyorum. Çok benzer oyuncularla çünkü oynadın. Şampiyonluğun geldiği sezon, Bursa Spor'da birlikte en çok oynayan stoper tandemi hangisiydi? Burada bir şaşırtma var çünkü 3 stoper aslında ikisi, ikisi dönüyordu. Şimdi şöyle, Serdar abi gençti çok oynamadı. Aynen. Zapatoşni kiralık geldi sanırım. Hı hı. Ömer abi, İbrahim abi. Ömer abiyle e, Zapatoşni mi? Aynen öyle. Aslı İbrahim Öztürk sonradan daha çok oynadı. Yani sonradan değil. daha şey oynadı ama, ama şey e... o akılda kalır. Belki evet. yanıltır seni diye düşündüm. Evet, evet Ömer abiyle Zappeday. Aynen. Anladım. Çok. Yani Bursa Spor hakimiyeti neden diyecek bir şey yok. Ee, buradan tekrar aslında senin oralar şu an olduğun yerler. Paris Saint-Germain Neymar transferini kaç milyon euroya tamamlayarak transfer piyasasını sarsmıştır. 222 milyon. Aynen öyle. Doğru cevap. <laughs> AKPS'in konulara bu noktada 222. hakkını teslim etmem lazım. Bir daha da ulaşılamayacak <laughs> gibi bir rakam yani ne? ulaşabileceğini <laughs> düşünmüyorum. Aynen, <laughs> neden çıkmıyor? 222 verilir mi futbolcu <laughs> diye şey. Ee, Sana şey garip geliyor mu mesela? 5 milyon euro, 10 milyon euro, 30 milyon euro bir oyuncuya? Yani hani o rakamlara alıştık da tabii 100 milyon eurolar falan artık hani o yüzleri gördükten sonra çok garip gelmeye başladı. Bence yani ne kadar futbolcu olsam da <laughs> Yani ben 100 milyon retman diyorsam. Bu, bu paralar yani kimse etmez. <laughs> Beni bırakın. Kimse Değil mi? etmez yani. Bu paraların bu kadar harcanması e, abezime kaçıyor yani. Geliyor. O zaman bir başka Messi sorusu. Sen biraz Ronaldo'ya daha yakınsın gibi bir Yani Messi, Messi, Messi de çok, çok de büyük çok kaynağım var ama Ronaldo'nun yani Ronaldo'nun başarısız, Ronaldo'nun birinin gerisinde kalmasını hiç istemiyorum ya. Yani... Futbolcular genelde Ronaldo'yu daha çok seviyor. Enteresan. Yani böyle bir şey var. Belki çok. sosyal medya kullanımı, belki Hı -hı. işte ilişkileri, bize yansıyan ilişkileri falan böyle bir sıcak geliyor daha çok. Daha yakın ee, evet. Yani evet, işte, Messi daha kapalı. Evet. Ve hani şöyle geçen onun bir açıklamasını gördüm. Adam şöyle başlama yapmış. Yani oğlumu cips kolay erken görüyorum sinirden işte oğluma kızıyorum diye bir açıklama yapmış. Yani bu adam oğlu için böyle düşünüyorsa kendi hayatını nasıl düzenlemiştir ve bu adam geride kalmayı herhangi bir ödülde veya herhangi bir gol krallığında veya herhangi bir başka şeyde geride kalmayı hak etmiyor diye düşünüyorum. Ve yani bir nebze yetenek varsa oğlunda ki var gibi gözüküyor. Onun futbolcu yapmaması imkansız. Evet ya. yani eğer onun <laughs> mentalitesinde yetişirse yapmaması imkansız yani. O yüzden onu bir ayırıyorum Ronaldo'ya. O zaman Messi sorun var şu anda. Lionel Messi kaç gole ulaşarak bir takımda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştır. Bu yeni bir haber. bunu hakim olmayabilirsin. 644. Direkt. <laughs> o oh, çok iyi. Bildin Sen, mi? Sen tabii tabii 644. 644 Pele'yi. İnanılmaz e, bir şey. Pele'yi geçti bir kulüpte e, şey yaparak oynayarak galiba. Aynen ama ben Pele'yi 1000 gol attı diye biliyorum ama. Ee, aynı kulüpte. Ha, aynı ben kulüpte ben? doğru. Pardon. Bir de biri on, işte Brezilya'daki her şey kadar. Bir de o dönem kim tutuyordu? bilmem ben o bin yani... gole çok da inanmıyorum açıkçası. <laughs> o dönem Agüero diyor ya o dönem kalecilerin eldiveni yoktu falan. Mesela Puşkaş için şey diyor Babi Çağırt'ın. Ee, Pele'nin bir, go gol attığını duyduğumuzda ben şey dedim. Yani Puşkaş zaten attı diye de demiş. Ee. Ama mesela Puşkaş çok fazla ülke değiştirmek zorunda kaldı. işte Macaristan, İspanya Onların kayıtları vesaire. falan belki. Kayıt konusunda sıkıntıların olduğu dönemler. Bir de modern futbola bence kıyaslamak doğru değil. O dönem çalım atınca mesela oyuncu sanki elenmiş gibi duruyor. geri dönmüyor. yani. Evet. Şimdi yapsan onu senin takımdan kovarlar. Aslında yani. şöyle bir 20 yıl öncesinde hani maç özetlerini izlediğim zaman. Mesela benim çocukluğumda izlediğim derbilere baktığım zaman. Bir de bugün baktığım zaman o derbi bugün izlediğim zaman ya bu nasıl bir savunma hatası? Dün bir de şişiriyorlar topu. Ne kadar 70 kolay, evet, metre. ne kadar kolay geçmiş veya işte ne kadar bitiricilik nasılmış gibi geliyor ya. Aynen. Ya o yüzden her zaman yakın dönem daha zor oluyor. Evet, yakın tabii tabii. O zaman sana ne bir sorum daha var. Süper Lig'le ilgili bu. Ondan sonra daha hızlı sorunumuza geçeceğiz. Süper Lig'de geçen sezona damga vuran Alexander Sörlot Trabzonspor'a hangi takımdan transfer olmuştur? Premier Lig ekibinden geldi. Leipzig'e gitti ama bir dakika. Biliyorum ya. Londra'nın böyle mütevazı bilmem ne yani, bilmem ne. İki kelime. Baş harfi alabilir miyim? C baş harfi. C evet biliyordum C baş harfi de ikinci harf. İkin, i̇kinci ikinci C R Kristal Crystal Palace. Aynen. Evet, tamam. Palastan, Crystal Palace'tan transfer oldu. Crystal Palace'tan geldi. Oradan Trabzonspor Leipzig. 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 En ya. Enteresan bir kariyer o i̇yi da. İyi oyuncuydu ya. Çok iyi oyuncu aynen. Ki oynadı. bence daha damgada vuracak öyle ben şey olacağını düşünmüyorum. Leipzig'te biraz sallantı başladı ama bence toparlanacaktır. Yani iyi iyi ikidi yakaladılar Haaland'la ikisi. Bir de bizim rakibimiz galiba onlar. Ee, Türkiye ilk, Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz. Aynen. Evet. Aynen. Zor. Bence de. Yani o torba için bayağı zor bir takım. Evet. Bilmiyorum belki tutarsın soru lotu. Belli olmaz. Ee, tarz bir soru da olabilir. Şimdi bunlara mümkün olduğu kadar hızlı ilk aklına gelen cevap vermeni istiyorum. Başlıyorum. En unutamadığım maç. Kupa finali. 3-2. Yenildiğimiz maç çünkü ee, çok büyük bir heyecandı benim için. En çok üzüldüğüm maç. İçerideki Göztepe maçımız son. Bursa Spor'da oynadığım Göztepe maçı. Seni en çok etkileyen stat? Timsah Arena. Birlikte oynadığın en iyi futbolcu? Pablo Martin Bataja. Çok güzel. Bu cevap bekliyordum. Bu cevap gelmeseydi üzülecektim. Evet, Benim Pablo de Martin. öyle en sevdiğim oyunculardan biri. Pablo Martin Bataja. Karşısında en çok zorlandığın futbolcu? Kral. Vay güzel. En sevdiğin yemek? <laughs> Lahmacun. Favori filmi? Ee, bu düşünmem lazım. Çabuk bitiyorsun. My Name is Khan. Ee, futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Hiç bilgim yok bir şeyim yani. Çiftçi falan olurdum belki. <laughs> İde olarak gördüğün futbolcu? Ee, Ramos. En büyük hayalin? En büyük hayalim? <laughs> yani neyle alakalı bir hayalim? Bunu... Her şey olabilir. En büyük hayalim mutlu olmak. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul. Çok güzel program oldu. Ee, bu programda ilk konu oldun. Çok da memnunum bunun için. Ee, teşekkür ediyorum cevapların için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Umarım kendini e, geliştirdiğin dönemlerde yine bir FIFA maçı yapmak isterim seninle. <laughs> çok güzel. <laughs> güzel bir challenge, güzel bir meydan okuma <laughs> evet. diyelim. Bir sorum daha var. Kanala abone olsunlar mı? Yani bu buna çok şeyim ama nasıl kanal Uğur abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle içerikleri size daha heyecanlı bir şekilde, daha motive bir şekilde getirmesi için. İnşallah. Hadi bakalım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendinize iyi bakın.